Boylar konusundaki ayrı düşünceye karşın Harzemşahların Türk olduğu konusunda kesin bir düşünce beraberliği bulunmaktadır. 1097 yılında bir çatışma sonucunda Merv valisi Kuat, Harzemşah II'yi öldürdü ve bölgenin yönetimini eline aldı. Bunun üzerine Selçuklu Sultanı Berkyoruk, komutanlarından Habeşi'yi Horasan valisi atayarak ayaklanmayı bastırması için görevlendirdi. Ayaklanma bastırılarak normal düzene geçildikten sonra Habeşi, Anuştekin oğlu Kutbettin Muhammed'i Harzem valiliğine getirdi. 1097 yılında tamamlanan bu atama ile Büyük Harzemşahlar dönemi başlamış oldu. Muhammed başa geçtikten sonra ülkedeki karışıklıkları yatıştırdı ve kendi yönetimini kurdu. Onun zamanında II'nin oğlu Tuğrul Tekin ordularıyla Harzem üzerine yürüdü ama başarılı olamadı. Harzemşah'ın orduları bu saldırıyı geriye püskürttüler. Başarılı bir hükümdar olan Muhammed Harzemşah 1128 yılına kadar hem ülkesini iyi yönetmiş hem de Selçuklu Sultanı Sancar'a bağlı kalarak o dönemin güçlü Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile herhangi bir çatışmanın çıkmasına engel olmuştur. Sultan Sancar'ın ölümüne kadar olan dönem Harzemşahların ilk aşamasıdır. Büyük Sultan olarak Sancar, Selçuklu İmparatorluğu'nun son döneminde yönetici olmuştur. Sancar, hükümdar olarak yaşayan Harzemşahlara sahip çıkmış ve onların yönetimini desteklemiştir. Kutbettin Muhammed 1128 yılında ölünce yerine oğlu Alaaddin Atsız Harzemşah oldu. Atsız dönemi iki kısımda incelenebilir. 1135 yılına kadar Atsız, Sultan Sancar'a bağlı ve onun sadık bir yardımcısı olarak Harzem ülkesini yönetti. Nitekim Sancar'ın 1130'da Karahanlılar üzerine 1132 yılında Irak Selçukluları üzerine yaptığı seferlerde Atsız Sancar'ın yanında yer almış ve ordularıyla Selçuklulardan yana dövüşmüştür. Atsız'ın Selçuklular için kazandığı zaferler Selçuklu ileri gelenlerini kıskandırmış ve onunla ilgili çeşitli söylentiler yaymışlardı. Bu söylentiler üzerine daha önceleri Atsız'a güvenen Sancar'ın kafasında kuşkular belirmiştir. Gazne Sultanı Bahram Şah üzerine yapılan sefer sırasında başına bir dert gelmesinden çekinen Atsız, Sultan Sancar'dan izin alarak ülkesine döndü. Atsız bundan sonra ülkesini geliştirmek için önlemler aldı ve yeni gelen Türkmen boylarını da kendi egemenliğine bağladı. Yeni gelen Türkmen boylarını Atsız'ın kendi egemenliği altına alması Sultan Sancar'ın kuşkularını iyice arttırdı ve bunun üzerine Harezm seferine çıkmaya karar verdi. 1138 yılında Selçuklu ordusu Atsız'ın üzerine yürüdü. Atsız kendi ordusu ile Selçukluları Gürgan kenti yakınlarında bekliyordu. Selçuklu ordusu bölgeye gelir gelmez Harzem ordusu dağıldı ve Atsız kaçtı. Yakalanan oğlu orada öldürüldü. Esir alınan Harezm askerleri affedildi ve kaçan Harzemşah Atsız'ın yerine Süleyman Şah atandı. Sancar geri dönünce Atsız ordusu ile yeniden Harzem'e geldi ve Süleyman Şah'ı yenerek onu ülkeden kovdu. Atsız daha sonra Selçuklulara bağlı olan Buhara'ya girdi. Ne var ki Selçukluların Kara Hıtayların üzerine yürüdüğü sırada kendi güvenliği açısından yeniden Sultan Sancar'a bağlılık yemini yaptı. 1141 yılındaki savaşı Kara Hıtaylar kazanınca Sultan Sancar kaçmak zorunda kaldı. Selçukluların bozgunu üzerine Atsız hemen Horasan üzerine yürüdü. Önce Saras, sonra Merv kentlerini aldı. O bölgelerin halkını kılıçtan geçirdi. Oradan Nişabur'a giderek kenti savaş yapmadan teslim aldı. Atsız ele geçirdiği kentler ve bölgelerde hutbeyi kendi adına okutarak imparatorluğunu ilan etti. Türk Tarihi kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz tarih videolarının devamı için kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. İyi seyirler dileriz.